Çocuklarda rastlanan, en sık rastlanan kulak hastalığı orta kulakta hava yerine sıvı bulunmasıdır. Bunun ismi kısaca seroz otittir ya da kronik efüzyonlu otitis media. Çoğu zaman sinsi seyreder. Kışları ortaya çıkar, 3 ay, 4 ay. Yazın iyileşir ve dalgalı bir seyri vardır. İyileşmediği zaman sorunlara yol açmaktadır. Nasıl bir sorunlar olur? Çocukların işitmesi azalır. Çocuk akranlarıyla konuşurken ya da anne baba çağırırken sık sık ha ha diye böyle işitmediğini belli eden sesler çıkarır. Televizyonun yakınına oturur. Daha çok duymak, daha iyi işitmek için. Ya da cep telefonunu, şimdi çocukların sık sık kullandığını gördüğümüz, oldukça yakından seyreder, daha iyi işitmek için. Bu çocukların farkında olmak ve iyi izlemek gerekir. Çünkü bir kez tanı konduktan sonra klinik tanısı timpanometride doğrulanır. Ancak mikroskopta kulak burmaz muayenesinde tanıya yaklaşılır ve testlerle tanısı konur. Bu hastalığın dikkat edilmesi gereken tarafı 3-4 aydan uzun sürmemesidir. Eğer 3-4 aydan uzun sürerse hemen tedaviye geçmek gerekir. Tedavisi genellikle cerrahidir ve kulaklara tüp takılması, geniz etinin alınması, gerekiyorsa bademciğin alınması ameliyatlarını içerir. Peki gözden kaçarsa ne olur? O zaman bu hastalığın süresi, yani seroz otit, kronik seroz otitin süresi 3-4 ayı geçer. Kulakta sıvı miktarı fazlalaştıkça, kalışı arttıkça kulak sırrı incelir ve yavaş yavaş kulak sırrı içeri doğru çekilmeye başlar. Ve kulağın içindeki mesafeler çok kısadır. Ve o küçük tırnağımız kadar alanı olan kulak sırrı hiç değmemesi gereken kulaktaki ikinci kemik incus, yani örs kemiğinin uzun koluna değer ve yapışır. Bir süre sonra, bu süreler bazen birkaç ay, bazen birkaç yıl olabilir, bu kulak sırrının yapıştığı yer yavaş yavaş incelir. Bu arada biz görebilirsek derhal hızlı bir ameliyatla kulak zarını yapıştığı yerden kurtarır ve hastalığın ilerlemesini önleriz. Ancak işler öyle yürümüyor. Hastaları geç görüyoruz ve zarın yapıştığı o ikinci kemiğin, öz kemiğinin uzun dağı bacağı erimiş oluyor. Ve bu durumda bile işitme fark edilir derecede azalmıyor. Çünkü çocukların işitmesi o kadar iyi ki bir miktar azalması bile erişkinlerin seviyesine yaklaşmalarını sağlıyor. Bu durumdaki çocuklarda ileride kolestatum dediğimiz hastalığa yol açan durumlar gelişebiliyor ki bu kulak hastalıklarının en tarifkar hastalığıdır. Ve ileride daha büyük ameliyatlara yol açıyor. Ancak bu duruma gelmeden daha başka şeyler de oluyor. Çocuğun o az işitmesi çocuğun lisan gelişimini engelliyor. Bu durumda çocukta merkezi işitme kayıpları gelişiyor ve çocuğun sesleri anlamlandırması olayında gecikmeler, bozulmalar meydana geliyor. Bu çocuğun eğitim hayatını bozacak, aksatacak bir gelişmedir. O yüzden bu hastalıkların bulunması, madem ki bu kadar zor oluyor çünkü sinsi seyrediyor. Bence annelerin çocukların zaman zaman kulak burun boğaz kliniklerine götürüp bu çocuğun kulağı nasıl diye bir sağlam çocuk muayenesi yaptırması yerinde olur.